Merhaba arkadaşlar Hadi Örsen'e YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem çok gösterişli hem de çok kolay olan bir modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz bu şekilde sıralı olarak devam ediyor. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Aralarda ise 4 sıra örüyoruz. İki sıra düz, iki sıra ters örüyoruz. İsterseniz bu aradaki ee, sıra sayısını azaltıp artırabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Modeli 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 100 gramı 240 metre olan anti peeling özelliğine sahip ip kullandım. Her türlü bebe iplerini kullanabilirsiniz. Bu modeli çok sevdiğim için anlatmak istedim her türlü örgüye yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz bebek yeleği, isterseniz de bebek hırkası, bebek atkısı ve şapkası da örebilirsiniz. Modelimizin arka kısmı da böyle. Modeli tek ya da çift başlamanız fark etmiyor arkadaşlar ilmek sayısını sadece modelde ters ilmeği ters ilmeğin üzerine denk getiriyoruz. Örmeden almış olduğumuz ilmeği de yine birbirinin üzerine denk getirerek sıralı olarak örmeye çalışıyoruz. Bu şekilde ilmeklerin kesimini yapmadan örersek karışıklık olmaz. Fakat yelek ve hırka örerken kenarlarda kesim yapacağımız için ilmeklerin yerleri değişebilir. O yüzden sadece ters ilmeği ters ilmeğin üzerine örmeden almış olduğumuz ilmeği de yine e, bu sıradaki örmeden almış olduğumuz ilmeğin üzerine denk getirirsek modelde herhangi bir kayma olmaz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi modelin yapımına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Modelimizi 3,5 numara şişle anti-pilling özelliği olan iple örüyorum. 36 ilmekle başladım. 5 sırada 2 ters 2 düz olarak ördüm model anlatımı yapacağım için lastik kısmını kısa tuttum arkadaşlar siz yelek ya da hırka örecekseniz bu modelle lastik kısmını birkaç sıra fazla yapabilirsiniz lastik kısmından sonra da ön yüzde bir sıra düz arka yüzde bir sıra ters ördüm toplamda lastik kısmından sonra iki sıra örmüş olduk şimdi modelimizin yapımına geçelim ilk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmeği ters olarak örüyorum daha sonra bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum modelimizin ilk sırasını bu şekilde örüyoruz bir ilmek ters bir ilmek örmeden alıyoruz bir ilmek ters örüyoruz bir ilmek örmeden ilmeği şişe takıyoruz. Sonda iki ilmeğim kaldı. İlkini örmeden şişime taktım. İpimi şu şekilde arkaya geçirip sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasını tamamlayıp ikinci sırasına geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra ilk sırada Örmediğim ilmeği modelin ikinci sırasında düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Ters olarak örmüş olduğumuz ilmeği yine ters olarak örüyoruz. Örmeden şişimize takmış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyoruz. Modelimizin birinci sırasında ters örmüş olduğumuz ilmeği ise yine ikinci sırada da ters örüyoruz. Yani modelimizin ikinci sırası bir ters bir düz olarak devam ediyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ikinci sırasını örüp tamamlayalım. sondaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasını tamamladım modeli tamamladıktan sonra şimdi iki sıra ön yüzde iki sırada arka yüzde öreceğim toplamda iki sıra düz iki sıra ters örmüş olacağız yani model aralarımız 4 sıradan oluşacak şimdi iki sıra düz iki sıra ters toplamda 4 sıra örüp gelelim. Modelden sonra 4 sıra ördüm. Şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüp diğer ilmeği örmeden şişime takıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden şişe takıyorum bir ilmek ters örüp bir ilmeği örmeden şişe takıyorum. İlk modelle ikinci mode modeli arkadaşlar ilmeklerinin aynı gelmesine dikkat edelim. Ters ilmekle ters ilmeğin aynı gelmesine, düz ilmekle de düz ilmeğin aynı gelmesine dikkat edelim. Sıralı olarak modelimizi devam edelim. Yelek ve hırka örerken kesim yaptığımız yerlerde ilmeklerin yeri değişebilir arkadaşlar. O yüzden şu şekilde ilmekleri aynı şekilde birbirinin üzerine denk getirecek şekilde dikkat edelim. Ters ilmeği ters, düz ilmeği de düz ilmeğin üzerine denk getirip örelim. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçiyorum. ikinci sırasında örmeden almış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum ters örmüş olduğumuz ilmeği ise ters örüyorum örmeden almış olduğumuz ilmeği düz ön sırada ters ördüğümüz ilmeği ise ters örüyoruz yani modelin ikinci sırasını bir ters bir düz olarak örüp devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak ikinci sırasını tamamlayalım. Hem çok güzel hem de çok kolay bir model. Her türlü örgüye de çok yakışır arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde iki sıra ön yüzde, iki sırada arka yüzde e, ters olarak öreceğim. Model aralarımız e, 4 sıradan oluşacak. Şimdi modelde e, biraz ilerleyip gelelim. Bir model sırası daha ördüm. Ördükçe model kendisini daha çok gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten e, çok güzel. Hem çok kolay hem de sade ve şık bir model. Bütün örgülere de çok yakışıyor. Benim çok sevdiğim bir model. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Modelimizin arkası da böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni model videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.